Dizi bu sezon seni ekranlarda görmüyor muyuz Neslihan Hanım? Bir iki yerle konuştum, henüz anlaşamadım. Ama ben başta son bir yıldır zaten dizi kabul etmiyordum. Ha. Çünkü oğlum benim Londra'ya taşındı ve biraz onun yanında olmak istedim. Tamam. Sanki adapte olacak oraya, yapamayacak falan diye düşünürken o Londra'ya indiğimiz gün adapte oldu. Ben henüz onun yokluğuna tam adapte olamadım. O becerdi. Ben bir anne olarak onu azıcık özlüyorum. Bir süre hayır dedim gelen işlere. Ben Londra'da olacağım dedim. Şimdi artık döndüm. Türkiye'deyim. Ne kadar kaldın yanında? Vallahi gittiği, indiğimiz günden sonra bir ay peşinden ayrılmadım. Sonra geldim, çok özledim deyip tekrar gittim. Çok gidip gelmelerim oldu. Olur. Yani düşünüyorum ben de sen olsam. Galiba ilk bir yıl arka mahallede falan böyle. Biraz öyleydim. Evet. Yani bir altı ayım orada geçti denebilir. Çok sık oradaydım. Bana artık insanlar mesaj yazarken burada mısın, İstanbul'da mısın diye ilk soruları o. Artık buradayım. Çünkü çok büyük oyunum bir bağ mı aranızdaki? Çok. İnsanların böyle geniş aileleri, kuzenleri falan vardır ya, benim öyle değil. Benim kimsem gibi. Yok. Pek kimsem olmadığı için oğlum öyle tek ailem gibi. O yüzden benim için hayattaki en kıymetli varlık. Sence biraz yük oluyor muyuz bu duyguyla? Ben de öyleyim. Çocuklarıma çok bağlı. Bazen bağımlı diyecek kadar olabilir. Emin değilim oradan ama. Ben bağımlı olabilirim. Ama evet. Bu sene bana çok büyük bir ders verdi. Öyle çünkü mi? 14 yaşında Londra'ya gitti. 15 yaşına girdi. Artık bir genç oluyor ve benden koptu. Benden kopmasını hazmetmeye çalışıyorum. Yani sete giderken kaçta çıkacaksın, erkenden kalkayım da seni göreyim. Kaçta döneceksin, ben uyumayacağım, seni bekleyeceğim diyen çocuk. Ertesi gün uçağa bindik, Londra'ya indik. Tamam hadi görüşürüz, sen İstanbul'a dön oldu bir anda. Genç oldu yani oraya indiği andan itibaren. Ya da o da onunla savaşmayı, anne özlemiyle bu kadar annesine bağlı bir çocuk. O da o şekilde öğrenmeye çalıştı. Son bir yıl ikimize de çok büyük ders oldu açıkçası. Nasıl mesajlaşma içerikleriniz nasıl, neye dönüştü? Karşımda bir ergen var. Ha. Ve annem çok özledim. Annem kaçta dönüyorsun, eveler bitti. Evet, hayır, belki cevaplar böyle. Ama aslında ergen anne ve babaların bence yardım alması lazım. Çünkü tabii çocuk ki değişiyor yani. Evet.